Bugün Dijital Hayat TV olarak Prolen Bilişim Satış Direktörü Bilginç Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün ona sorularımız olacak. İsterseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Tabii. Neden güvenli şehirler Bilginç? Aslında bakıldığında dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artmakta. Tabii bizim ülkemizde de aynı yansıma olmasından dolayı dünya nüfusunun artışıyla birlikte güvenli şehirler, güvenli binalar, güvenli alanlar ve güvenli ülkeler konseptiyle birlikte daha olaylara başlamadan müdahale edebilmek, olay anına çok hızlı bir şekilde intikal edebilmek ve bunları tek bir merkezde toplayabilmek için güvenli şehirler diyoruz. Tabii bu konsept içerisinde aslında birçok farklı dallar mevcut. Bunun işte biyometrik tarafı var, yüz tarama tarafı var, parmak damar izi tarafı var. Ya da bakıldığında olaylara müdahaleyle alakalı oluşan mobil ekiplerin sahada yer alması tarafı gibi birçok aslında konsept var. Bunları ilerleyen zaten dakikalarda biraz daha derinlemesine gireceğiz. Ama temel sebebi olarak güvenli şehirlerin nüfus artışı ve artan nüfusla birlikte güvenlik seviyelerinin çok önemli hale gelmesi ve anında daha olay olmadan olayın önlenebilmesi amacıyla güvenli şehirler diyoruz. Peki bu güvenli şehirlerde kullanılan teknolojiler nelerdir? Aslında bakıldığında bir nevi hayatın daha konforlu bir hale getirilmesi ve insanların yaşam standartlarının daha rahat bir hale gelmesi için kullanılan birçok teknolojiler var. Tabi burada devletlerin de akıllı bir hale geliyor olabilmesi ve akıllı devlet vurgusu da önemli bir hal alıyor. Bunun için özellikle trafik birimleri, belediyeler kendilerine ait bazı özel sistemler kullanıyor. Mesela trafik tarafından buna bakacak olursak hızlı geçiş sistemleri, plaka tanıma sistemleri burada çok önemli bir şekilde ortaya çıkan, ön plana öne çıkan bazı uygulamalar. Bununla birlikte kullanıcıların hız anında hızının tespiti ve direkt olarak plakaya cezanın gönderilmesi ya da uyarı sistemleriyle daha hız yapmadan kişilerin uyarılabilmesi ve neticesinde de kendilerine bunun tahakkuk ettirmesi farklı bir açı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii güvenli şehirler konsepti içerisinde dediğimiz gibi çok merkezi bir sistem olması ve bütün şehrin merkezi olarak tek bir alanda, tek bir ana kontrol merkezine yönetilmesi yine önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sahadaki birçok sensörden biz veri okuyabilen bir firmayız. Aslında bakıldığında alarm üretme aşamasında herhangi bir olayın daha vuku bulduğu anda merkeze bunun haber verilmesini sağlayan çok önemli bir yazılımımız var bu alanda çalışan. Ve bu yazılım sayesinde gerek sahada gerekse bu bir bina olabilir, bu bir havalimanı olabilir, bu bir üretim tesisi olabilir ya da bu bir şehir olabilir. Şehirden her alanda biz sensörlerden veri okuyabilen bir firmayız. Ve bunu yapan çok önemli bir yazılımımız var. Olaya bu taraftan bakacak olursak teknolojik olarak bu yazılımlar sayesinde sirkülasyon, insan sirkülasyonu çok yoğun olduğu caddelere kurduğumuz yüz tanıma sistemleriyle kişiyi anında yüzünden tanıyabiliyor. Kendi database'inde bunu sorgulatabiliyor ve bu kişinin eğer herhangi bir daha önce bir suçu karışmışsa ya da şu an aranan bir kişi ise bunu merkeze otomatik olarak sinyal alarm üreterek bildirebilen sistemler karşımıza çıkıyor. Tabii bu konsepti biraz daha genişletecek olursak aslında güvenlik kavramına biz öncelikle bulunduğumuz binadan, bulunduğumuz alandan, bulunduğumuz şehirden ve bulunduğumuz ülkeden doğru dışarıya doğru giden bir silsileyle aslında takip ediyoruz. Ve burada biyometrik doğrulama sistemleri de en önemli teknolojik ürün olarak karşımıza çıkıyor. Biyometriden kastım sadece yüz tanıma sistemleri değil, artık parmak damar izinden kişileri birbirinden ayırabilen sistemler var. Aynı şekilde işte şu an ülkemizin de aslında en önemli gündemlerinden bir tanesi olan akıllı kimlikler ve bu kimliklerin içerisindeki her kişinin, her vatandaşın kimlik bilgileri de aslında güvenli şehirlerin bir parçası olarak karşımıza çıkan en önemli gelişmelerden bir tanesi olacak. Peki bu teknolojilerin merkezinde neler yer alıyor? Yani entegre çalışmasını nasıl sağlanıyor? Peki, aslında az önce de ifade ettiğimiz gibi operasyonun merkezileştirilmesi ve tek bir yerden yönetim kontrol merkezlerinin oluşturulması aslında bu işin en göbeğinde yer alan temel bir alan. Tabii bunu yaparken de şehirlerde çok farklı modellerde ve farklı üreticilerin kamera sistemleri ve sensörleri bulunmakta. Tabii bunu tek bir ana çatıda toplayan yazılımlar mevcut ve bu yazılımlarla ciddi anlamda kamera maliyetlerinin, yönetim maliyetlerini düşürebiliyorsunuz ve operasyon tarafında kullandığınız kişi sayılarını azaltabiliyorsunuz.
Yani günümüzde işte video bollarla bütün bir şehri ayrı ayrı izlenirken şu anda artık geldiğimiz noktadaki teknolojilerde gerçekten olay anında olayın olduğu yere o kameranın otomatik olarak yönlenmesi ve bunun merkezde bir alarmla bildirilip bu alarm olduktan sonra kişinin buna odaklanması gibi teknolojiler uyarıcı anlamda çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Diğer bir taraftan da harita bazlı okumalar yapılıyor. Artık haritalar üzerinde şehirler tamamen oturtulmuş durumda ve bu harita bazlı olarak, lokasyon bazlı olarak nokta atışı diyebileceğimiz şekilde olayın nerede gerçekleştiği ve en kısa sürede hangi ekibin olay yerine ne kadar sürede intikal edilebileceği öngörülebiliyor. Tabii ki dediğimiz gibi bu yazılımlar sayesinde koca koca dediğimiz böyle büyük şehirler artık çok kolay bir şekilde yönetilebilir hale geldi diyebiliriz. Peki bu akıllı yüz tanıma teknolojileri nelerdir? Bunlardan bize biraz bahseder misin? Tabii ki biraz bahsedelim. Aslında yüz tanıma teknolojisi her geçen gün üzerine biraz daha teknoloji koyarak büyüyen bir taraf, gelişen bir taraf aslında bakıldığında. Hali hazırda yüz tanıma teknolojilerinde birkaç tane çok ana etken olan durum söz konusu. Yüzünü tanımak istediğiniz kişinin işte kameraya bakış açısı, oradaki aydınlık seviyesi ya da yüz hatlarının tam olarak belirlenebilmesi için kişinin direktman profilden görüntülenebilmesi gibi birçok etken ve faktör bulunmakta. Bugün bakıldığında dünya genelinde yüz tanıma teknolojileri aslında başarı oranı şu anda %70'ler, %75'ler seviyesinde. Daha hala %90'lar, %100'ler seviyesine çıkabilmiş değil. Ancak dediğimiz gibi bu teknoloji her geçen gün ilerliyor. Burada aslında yüz tanıma teknolojisinde her kişinin farklı bir yüz profili olduğu için ve kemik yapısı farklı olduğu için teknolojinin tamamen buna odaklandığı ve bunun analiz edilerek tanındığı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanım alanı olarak tabii ki emniyet tarafı, yani emniyetle alakalı taraf en önemli kullanım alanlarından bir tanesi. Burada işte havalimanlarının özellikle ön plana çıktığını görüyoruz. Ya da çok önemli caddeler ya da kamu binalarının bulunduğu caddelerde bu teknolojinin konumlandırılabildiğini tek keza görebiliyoruz. Yani kullanım alanları daha çok şu an kamusal alanlar diye tabir ettiğimiz gerçekten güvenliğin en üst seviyede olması gereken alanla olarak karşımıza çıkıyor. Yüz tanıma teknolojilerinin perakende sektöründe de kullanıldığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili bize biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Şöyle ki, özellikle son 2 yıldan bu yana gelip pazarlama tarafında firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yüz tanıma teknolojileri çok önemli bir teknolojiyle karşımıza çıkmaya başladı. Bizim bu alanda yaptığımız çok önemli bir proje var aslında bakıldığında. Finans kurumunda, banka şubelerinde konumlandırdığımız bir müşterimizde müşterinin daha kapıdan girerken yüzünü tanıyor, bunun yaş aralıklarını bay ya da bayan olduğunu belirliyor ve şubelerde bulunan ekranlar üzerinden kendilerine promosyonlar gösteren bir zincir kuruyoruz aslında bakıldığında. Bunu nasıl yapıyoruz? Diyelim ki banka şubesine içeri giren hanımefendi diyelim, yaş ortalaması 40'lı ya da 50'li yaşlarda. İşte bu artık hani emeklilikle alakalı kredileriyle ilgilenebilecek bir seviyede olduğunu İstanbul'un anlıyor ve emeklilik kredisine yönelik bazı reklam filmleri ekranda çevirmeye başlıyor. Ya da genç bir arkadaşımız bay ya da bayan girdi, üniversite kredisi ya da taşıt kredisi tarzında reklamlar çevirmeye başlıyor ekranda. Ya da orta yaş grubunda bir beyefendi içeri girdiğinde kendisine işte konut finansmanı ile alakalı krediler çevirmeye başlıyor ekranda. Aslında teknolojilerin artık hani pazarlama tarafında da bu teknolojinin ne kadar hayatımıza girdiğiniz aslında en önemli örneklerinden bir tanesi olduğunu düşündüğümüz bir örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Şehirlerde nüfusun arttığından bahsettiniz. Ortaya çıkan bu büyük veri teknolojik olarak nasıl yönetiliyor? Aslında bu çok güzel bir soru bakıldığında. Neticede teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle birlikte ciddi anlamda nüfus artışıyla doğru orantılı olarak çok ciddi anlamda bir veri ortaya çıkıyor. Tabii bu veriyi yönetebileceğiniz çok güçlü sistemleriniz olması lazım ki biz bunlara işte süper bilgisayarlar diyoruz. Aslında bu süper bilgisayarlar hani saliseler mertebesinde işlem yapabilme kapasiteleriyle anlık olarak database'lerdeki karşılaştırmaları çok hızlı yapabilen makineler. Tabii bunu yapacak da çok önemli yazılımlar var ki biz bu kavramı işte big data diyoruz. Aslında bu big data içerisinde yer alan bu bilgi yığını dediğimiz veri çok ciddi anlamda çok kısa sürede işleniyor ve karşımıza bir analitik olarak, analitik rapor olarak karşımıza konuluyor. Tabii ki biz bu teknolojilerden ciddi anlamda faydalanan bir firmayız ve bunları çok önemli ölçüde ön planda tutan bir firmayız. Verinin hızlı bir şekilde işlenebilmesi ve bu işlenen veriden
son halinin ortaya çıkması önemli bir teknoloji olarak karşımıza çıkan diğer bir etken. Bu bahsettiğiniz süper bilgisayarların kullanım alanları nelerdir? Bize birazcık daha açabilir misiniz? Tabii ki. Aslında high performance computing dediğimiz süper bilgisayarların birçok sektörde kullanıldığını görüyoruz. Bunların en önemlisi sağlık sektöründe DNA araştırmalarında kullanılan bu bilgisayarlar, ayrıca otomotiv sektöründe, çarpışma testlerinde kullanıldığı karşımıza çıkıyor. Yine keza özellikle hava, yani uçak güvenliğiyle alakalı, uçakların simüle edilmesiyle alakalı testlerde yine keza kullanıldığını görüyoruz. Bir diğer taraftan da ülkelerin en çok kullandığı taraf süper bilgisayarları meteoroloji tahminleri. Yani gerçekten hani saliseler mertebesinde işlemleri, çok büyük işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabilmesi dolayısıyla hava tahminlerinde de ciddi anlamda bu bilgisayarların kullanıldığını görüyoruz. Peki bu doğal afetler konusunda bu süper bilgisayarlardan nasıl yararlanabiliriz? Şöyle ifade edelim. Aslında biliyorsunuz ülkemiz deprem kuşağında yer alan bir konuma sahip. Tabii süper bilgisayarlar hani aylarca belki yapılacak ve işlemi sürecek işlemleri günler, aylarca yapılabilecek işlemleri günler mertebesine düşürebilen sistemler olduğundan sahadaki veriyi okuyabilme anlamında ve sahadaki sensörlerden veriyi alma anlamında buradaki veriyi süper bilgisayarlara aktararak buradaki işlemlerin hızlanmasını ve tahminlerin bu doğrultuda yapılabilmesini sağlayabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Kullanabilir tabii ki. Peki bu büyük verinin oluşumunda sosyal medyanın etkisini nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık çok küçük yaşlardan itibaren insanların sosyal medyayla tanıştığını ve bu mecraya adım attığını görüyoruz. Tabii bu ciddi anlamda, çok ciddi anlamda büyük verilerin sosyal medyada oluşumuna temel hazırlıyor. Şöyle ki, ben biraz sosyal medyayı baraj misali olarak tanımlıyorum. Yani suyun baraja tutulduğu gibi verinin oluştuğu, verinin tutulduğu, çok ciddi anlamda büyük denebilecek veri kümelerinin oluştuğu bir alan. Tabii artık firmalar da bu büyük veriyi kullanımını farklı alanlara taşımış durumda. Mesela birçok firma artık şikayet yönetimini ya da marka yönetimini sosyal medya üzerinden yapabilir hale geldi. Ve bu alanda ciddi yatırımlar yapıyorlar ve ekipler kuruyorlar hatta. Sırf sosyal medyaya özel kurulan biliyorsunuz ekipler var. Bu ekiplerin sadece işi günlük olarak tabii ki insanların, yani milyonlarca insanın oluşturduğu veriyi tek tek takip edebilmek de mümkün değil, takdir edersiniz ki. Bu ekiplerin yaptığı olay, ellerindeki mevcut yazılımlar ile bu verileri, yani buradaki şikayetleri takip edebilmeleri. Mesela bizim de kendimize ait olan işte sentiment analizi yapan, duygu nedenlerimiz analizi yapan ürünümüz mevcut, yazılımımız mevcut. Şimdi bu yazılımın yaptığı konu buradaki bir marka ile alakalı bir şikayet, bir temenni ya da iyi niyet bildirimini algılayıp bununla alakalı o kullanıcıya firmanın dönüşünü sağlayan aslında bir yazılım. Yani bir sorun tespit etme ya da teşekkür ya da iyi niyeti tespit etme yazılımı. Tabii oluşan bu veriyi ciddi anlamda farklı mecralarda da, farklı amaçlarla da kullanabiliyorsunuz. Oradaki elde ettiğiniz büyük veriyle o kişiye bir pazarlama yapabiliyorsunuz ya da çapraz bir satış yapabiliyorsunuz. Örneğin herhangi bir alışveriş sitesine giren bir beyefendi işte bir çocuk bezi alıyorsa o kişiye çocuk arabası, bebek arabası öneriyorsunuz ya da bir oyuncak öneriyorsunuz. Çünkü o kişinin artık sosyal medyadan yaptığınız analiz de gerçekten küçük yaş gruplarına hitap eden bir ebeveyn olduğunu anlıyorsunuz ve ona yönelik pazarlama faaliyetlerinde aslında bulunuyorsunuz. Tabii bir yandan da bu verinin oluşmasıyla birlikte çok ciddi anlamda yatırımlar yapması gerekiyor firmaların. Ya da yatırım yapabilme kapasitesine sahip olmayan firmalar bu cloud dediğimiz, bulut mimari dediğimiz tek bir merkezde sistemin kurulması ve birçok farklı firmanın o bulut mimarisinden teknolojik olarak destek almasını sağlayıp yatırım maliyetlerini düşürebiliyorsunuz. Günümüzde hani gittiği nokta olarak sosyal medyanın artık şikayet yönetimi, pazarlama yönetimi, satış aktivitelerinin yönetimi alanında gibi birçok alanda faaliyet gösterebildiğinizi görüyorsunuz. Güvenli ve akıllı teknolojilerden bahsettik. Peki dünyada bu güvenli teknolojiyi kullanarak en ön plana çıkan ülke sizce hangisi? Ülkeler hangisi? Peki aslında ben hani güvenlik konseptini 11 Eylül öncesi ve 11 Eylül sonrası da iki başlıkta topluyorum kendi iş dünyamda. Şöyle ki 11 Eylül öncesinde teknolojik olarak bakıldığında bu level 1 seviyesi dediğimiz, yani en üst seviyede protokollerin kullanılmadığı,
daha böyle sakin ortamların oluştuğu bir dönemden bahsediyoruz ama 11 Eylül sonrasında artık gerçekten ülkelerin ciddi anlamda güvenliğe yatırım yaptığı, hatta bütçelerinin de önemli bir kısmı güvenliğe aktardıklarını görmüş bulunuyoruz. Örneğin buna en güzel örnek aslında havalimanlarına örnek verebiliriz. Eskiden işte retina tanıma teknolojileri ya da biyometrik teknolojiler bu kadar yoğun kullanılmaz iken şu anda biyometrik teknolojiler hemen hemen birçok ülkenin havalimanlarında kullanılabilir hale geldi. Ve işte eskiden bir tane gate'den geçip güvenlik check-in'inizi yapılırken şu anda güvenlik anlamında iki tane gate'den geçtiğiniz birçok ülke var biliyorsunuz. Hatta siz daha ülkeye gitmeden sizinle alakalı daha önce geçmişte nasıl bir insan olduğunuzla alakalı güvenlik anlamında ya da güvenliğe etkin olabilecek herhangi bir sıkıntınız olup olmadığı araştırılabilir bir hale geldiği dönemden bahsediyoruz. Tabi bu yaklaşımda da teknoloji çok hızlı ilerlemesiyle birlikte ülkelerin bu teknolojilere yatırımını da çok hızlı arttı. Mesela İngiltere burada önemli bir örnek. Çünkü kamera tarafında yani şehir güvenliği ile alakalı kamera yatırımını yapan en önemli ülkelerden bir tanesi de İngiltere olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen şehrin bütün caddelerine ya da bütün ana arterleri dediğimiz bölgelere, çok kritik noktalara birçok kamera pozisyonlaması ve akıllı kamera sistemleriyle şehri yönetmesi anlamında önemli olarak karşımıza çıkan ülkelerden bir tanesi. Tabii bir de bu güvenlik değerlendirmesini, hani sadece kişiyle alakalı güvenlik değil, işte bugün nükleer çok önemli ölçüde dünyada kullanılan olaylardan bir tanesi. Tabii nükleerin kullanılmasıyla birlikte bu daha önce bahsettiğimiz akıllı sensörlerden gelecek, işte radyoaktif sızıntıların tespiti aşamasında ve buralarda yapılan teknolojik yatırımlarla birlikte, işte bugün Japonya önemli bir örnek olarak karşımıza çıkan yine en önemli etkenlerden bir tanesi. Tabii bakıldığında bizim de ülkemizde güvenlik yatırımlarının her geçen gün kat ve kat arttığını görüyoruz. Ve güvenliğe gerçekten ne kadar önem verdiğimiz aslında yapılan bu yatırımlarla ortaya çıkmış durumda. İşte yapılan havalimanları, yapılan otoyollar, artık bu otoyollarda kullanılan hızlı geçiş sistemleri, plaka tanıma sistemleri, hız uyarı sistemleri ya da buralardaki akıllı kameralar ile gerçekten işte kazalara bizim müdahale sürelerimizin ne kadar kısa sürelere indiği ya da ambulans hizmetlerinin ne kadar kısa zamanda, trafik çekici hizmetlerinin ne kadar kısa zamanda olay yerine intikal ettirildiği gibi birçok alanda aslında bu teknolojilerden faydalanıldığını görüyoruz, diyebiliriz. O zaman çok teşekkür ediyoruz biz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.